Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 6 Temmuz haftasına hepiniz hoş geldiniz. Evet, Mars sizinle olduğu sürece ara ara benden hatta sık sık sene sonuna kadar aman dikkat edin, aman risk almayın, aman aceleci olmayın gibi uyarılar duyacaksınız. Evet, bu hafta da onlardan biri. Merkür Mars karesi etkin. Merkür neydi? İletişim, dil, konuşma, yazma, çizme, anlaşmalar, sözleşmeler, efendim yazılı sözlü tüm konu ve konuşmalar Merkür'ün yönetiminde. Aynı zamanda Mars neydi? Savaş, savaşmak. Zaten sizin yönetici gezegeniniz mücadele etmek. Hele de Koç burcundayken aniden atılmak, aniden risk almak, aniden mücadele etmek gibi anlamlara gelebilir. Bu ikisi çatıştığı zaman ne olur? İletişim kazaları olur, kırgınlıklar olur, dargınlıklar olur, yanlış anlamalar ve yanlış anlaşmalar olur. Evet, bu hafta biraz iletişim ve dil konusunda kendinizi korumanızda ve dikkatli olmanızda, ani kararlar vermemenizde, düşünmeden risk almamanızda fayda var. Özellikle bu hafta imza atmak için hiç uygun bir hafta değil. Zaten hali hazırda Merkür retro. Biraz daha dişinizi sıkarsanız, bu haftayı da atlatırsanız, biraz daha sakin olursanız, zaten özellikle aile içinde yaşadığınız, babanızla, ailenizle, aile büyüklerinizle yaşadığınız sorun ve problemleri de bu haftadan sonra yavaş yavaş çözmeye başlayacaksınız inşallah. Bir de konuşsam neler anlatacağım. Evet, böyle çok seri ve sürekli konuşunca insan haliyle kaza yapabiliyor. İşte bu da bir iletişim kazası ama en masumundan. Evet, düşünmeden risk almayın. Kavga ve tartışmalardan uzak durun. Ev ve emlakla ilgili konularda da hemen karar vermeyin. Ev sahibinizle veya kiracınızla varsa çatışmalardan kaçının. Aile içinde önemli kararları bu hafta vermemenizde fayda var. Haftaya kariyer odaklı başlıyorsunuz. Ay hala Oğlak burcunda, tutulma etkileri devam ediyor. Kariyer, patronlar, iş hayatınızla ilgili önemli kararlar ve sonlanmalar yaşıyor olabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren evet iletişiminize dikkat etmeye devam edeceksiniz ama biraz daha arkadaş, eş, dost, çevre, sosyalleşme imkanınız olabilir. Hafta sonuna doğru biraz daha içe çekilip dinlenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Aynı zamanda hafta sonu rüyalarınıza dikkat edin. Hatta Perşembe, Cuma, Cumartesi özellikle rüyalarınıza çok dikkat edin. Sonrasında da biraz daha enerjiniz artacak ama aynı zamanda agresyonunuz da artacak. O yüzden duygusal çıkışlar yapmamaya, biraz daha affedici olmaya çalışın. Özellikle size ihanet ettiğini düşündüğünüz aile içinde veya dışında sevdiğiniz insanlar, eğer size ihanet ettiklerini düşünüyorsanız biraz daha affedici olmanızda fayda var. Çünkü biliyorsunuz ki her şey bir öğreti hayatta. İnsanların üzerine çok da gitmeye gerek yok. Evet, küs olduğunuz, dargın olduğunuz insanlarla da bir vesileyle bu hafta barışma imkanı bulabilirsiniz. Eski sevgililer geri gelmeye devam edebilir ama siz çok kırgın, yorgun ve yaralı olabilirsiniz. Evet, bu haftayı biraz daha sakin olmak, geri çekilmek ve risk almadan bitirmekte yarar var. Sevgiler.